Merhaba arkadaşlar, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT son tekrar kampımıza devam ediyoruz. Özet olarak hazırladığım bu notlar tekrar olmakla birlikte konuların tamamını içerir. Ayrıca dersin sonuna da ÖSYM tarzı sorular ekledim. Dersin PDF'ini açıklamalar kısmından ücretsiz olarak indirebilirsiniz diyerek 11. günde elektroliz dersimize başlayalım. Elektroliz bir önceki derste öğrendiğimiz pillerin tersi olarak da düşünülebilir. Şimdi piller kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesiydi. Elektroliz ise elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesidir. Elektrolizde normalde kendiliğinden gerçekleşmeyecek olan, yani kendiliğinden oluşmayan, istemli olmayan redoks tepkimelerinin dışarıdan elektrik enerjisi verilerek elektrik enerjisi verilerek gerçekleştirilmesi işlemine elektroliz denir. Elektroliz denir. Yani normalde olmayacak bir tepkimeyi elektrik enerjisi kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin sodyum klorür sıvısını düşünelim. Şimdi sodyum klorür sıvısı işte sıvı halde sodyum klorür burada. Sodyum klorür sıvı hale getirdiğiniz zaman sodyum artı ve klor eksi diye iyonlarına ayrışır. Bu normalde bıraksan böyle hayatına devam eder ama biz dışarıdan elektrik enerjisi verirsek buradaki sodyum artı iyonunu sodyum katısı olarak bir tarafta toplayabiliriz. Klor eksi iyonunu da klor gazı olarak toplayabiliriz. Normalde bu olay kendiliğinden gerçekleşmeyecekti. Dışarıdan elektrik enerjisi vererek gerçekleştirdik. Şimdi elektroliz burada gördüğünüz gibi tek bir kapta da gerçekleşebilir. Aynı pillerde olduğu gibi birden çok kapta da gerçekleşebilir. Ancak her ikisinde de mutlaka bir güç kaynağından bir güç kaynağından dışarıdan elektrik enerjisi verilmesi gerekir. Yine elektrolizde de anot katotumuz vardır. Yine elektrolizde de aynı pillerde olduğu gibi anotta yükseltgenme, yükseltgenmenin olduğu elektrot anottur. İndirgenmenin olduğu elektrot da katottur. Katot. Bunu hatırlarsanız kimya diye kodlamıştık. Kimya tekrardan hatırlayalım. Aynı pillerde olduğu gibi anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Ancak pillerde anot tarafı eksi uçtu, katot tarafı artı uçtu. Elektrolizde ise tam tersidir. Elektrolizde anot tarafı artı uçtur, artı uç, artı uç anot tarafıdır. Katot tarafı ise eksi kutuptur. Ve burada şurası önemli. Anyonlar anota gider, anota. Katyonlar katota gider, katota. Bakın anyon mesela sodyum klorin sıvı halinde anyon kim? Klor eksi yonu kloreksiyonu anota doğru gidecektir. Anota sodyum artı ne? Katyon. Katyon da katota gidecektir. Daha doğrusu şöyle söylüyoruz. Anyonlar anotta yükseltgenir. Anyonlar anotta anotta yükseltgenir. Katyonlar katotta indirgenir. Eğer ki ortamda birden fazla katyon veya birden fazla anyon varsa bakın bu örnekte sadece sodyum artı ve kloreksiyonları vardı. Ama bu çözelti içerisinde ya da bu sıvın içerisinde aynı zamanda atıyorum potasyum artı iyonu da olabilir. OH eksi da olabilir. O zaman potasyum artı mı önce katotta indirgenecek? Sodyum artı mı önce indirgenecek? Veya klor eksi mi anotta önce yükseltgenecek? OH eksi mi önce yükseltgenecek gibi sorular akla geliyor. Birazdan pratik yolunu da göstereceğim. Şöyle bakıyoruz. Şimdi katotta, katotta ne gerçekleşiyor? İndirgenme. E kim önce indirgenecek? İndirgenme potansiyeli yüksek olan. Yani daha çok indirgenmek isteyen önce indirgenecek. Size zaten indirgenme potansiyellerini vermiş olacak soru. Peki anotta kim önce yükseltgenecek? Anotta kim önce yükseltgenecek? Burada da yükseltgenme potansiyeli yüksek olan önce yükseltgenecek. Yani anotta yükseltgenme oluyor. Kim daha çok yükseltgenme potansiyeli yüksekse o önce yükseltgeniyor. E katotta indirgenme oluyor. Kimin indirgenme potansiyeli yüksekse o önce indirgeniyor. Dediğim gibi birazdan pratik yolunu da göstereceğim. Devam edelim. Şimdi elektroliz biraz önce gördüğümüz gibi tek bir kapta böyle gerçekleşebilir. Tek bir kabın içerisine siz elektroliz etmek istediğiniz bileşiği yerleştirirsiniz. Bu işte sıvı olabilir, sulu çözelti olabilir. Anotumuz, katotumuz burada elektrotlar kullanılır. İşte inert elektrotlar kullanılabilir. Güç kaynağı yerleştirilir. Buradan elektrik enerjisi verilerek buradaki madde elektroliz edilebilir. Aynı zamanda böyle pillerdeki düzeneklerle de elektroliz yapılabilir. Şimdi galvanik hücreyle yani pille ki pili daha önceki dersimizde öğrenmiştik, elektroliz hücresi arasındaki farklara bakarak karşılaştırma yapalım. Pillere aynı zamanda galvanik hücre diyorduk. Elektroliz hücrelerin aynı zamanda elektrolitik hücre de denir. Şimdi pillerde örneğin çinko elektrot, bakır elektrot. Şimdi burada aktifliği yüksek olan çinko tarafı anottu. Aktif metal aktifliği yüksek olan elektrot anottur. Düşük olan tarafta katottu. Yine anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyordu. İşte Zn, Zn2 artıya yükseltgeniyordu. Burada da katotta da indirgenme gerçekleşiyordu ve bu olay kendiliğinden gerçekleşiyordu. Yani siz bu sistemi kurduğunuz zaman burada kendiliğinden bir şekilde elektrik enerjisi üretiliyordu. Voltmetre ile de bunu okuyorduk. Bu durum elektrik enerjisi üretiyor. Piller elektrik enerjisi üretiyor. Ve aktifliği yüksek olan taraf anottu ve kendiliğinden gerçekleşiyordu. Ancak elektrolizde ise olay kendiliğinden gerçekleşmez. Yani istemsiz, kendiliğinden gerçekleşmeyecek olan redoks tepkimeleri elektrik enerjisiyle gerçekleşebilir hale gelir. Bakın, çinko yükseltgeniyordu, bakır indirgeniyordu ama bakırın yükseltgenip çinkonun indirgenmesi normalde olmaz. Bu olmayacak bir durumdur. Ancak siz eğer ki bakın bu pil diyelim ki bu pilin ürettiği potansiyel E pil değeri atıyorum 2 volt olsun. Siz buraya güç kaynağından 2 volttan daha büyük bir potansiyel elektrik enerjisi gönderirseniz atıyorum 3 volt gönderirseniz burada olaylar tersine döner. Bu elektroliz devresi olur artık. Ürettiğinden bu pilin ürettiğinden daha fazlasını gönderirseniz. Daha fazlasını gönderirseniz artık anot olur katot katot da olur anot yani işler tersine döner. Anotla katot yer değiştirdiği için bakın burada bakır normalde katotta indirgeniyor da artık yükseltgeniyor. E, normalde çinko yükseltgeniyordu. Artık ne oluyor bakın indirgeniyor. Yani olaylar tersine döndü. Ve burada elektrik enerjisi üretiliyordu pilde. Burada elektrolizde ise elektrik enerjisi harcanır. Ve burada aktifliği yüksek olan taraf anotlu. Burada düşük olan taraf anot olmuş oldu. Tamam. Devam edelim. Şimdi önce hani ilk sayfada dedim ya önce hangisi açığa çıkar bunu nasıl anlayacağız? Tek kapta bir elektroliz yapıyoruz. Gümüş klorür atmışız. Suya atmışız yalnız burada dikkat edin. Potasyum sülfatı da suya atmışız. Eğer suda diyorsa bir de sudan gelen iyonlar da vardır. Bildiğiniz gibi su da çok az da olsa iyonlarına ayrışır. Ne olarak iyonlarına ayrışacak su? Suda hatta suyu şöyle yazalım H2O. Sudan da H artı ve OH eksi iyonları gelecek. Bakın şimdi anot katodu tespit edelim. Artı taraf ne demiştik? Anot tarafı. Şu sol taraf anot. Elektroliz devresinde. Eksi tarafta katot. Şimdi bakın burada altın cümle şu. Anyonlar anotta yükseltgenir katyonlar, katotta indirgenir. Bakın anyonları, anyonları bir anot tarafına doğru götürelim. Şöyle şurada toplanmış gibi OH eksiği buraya yazalım. AGCl de AG artı Cl eksi diye iyonlarını ayrışır. Cl eksi burada. AG artı o zaman o da şu katotta toplandı. Katyonlar katotta. Artı yüklü katyon katotta. H artıyı da aynı şekilde buraya yazalım. H artı. Potasyum sülfatta da, da potasyum artı iyonu katyon. Bu tarafa gitti. Sülfat SO4 İki eksi iyonu da bu tarafta. Şimdi anyonlar yani eksi yüklü iyonlar anota doğru gitti. Artı yüklü yani katyonlar katota doğru gitti. Ama soru şu. Hangisi önce örneğin katotta indirgenecek? Hangisi önce anotta yükseltgenecek? Şimdi buna cevap verebilmek için size buradaki tüm maddelerin yükseltgenme potansiyellerini verir. Bakın potasyum burada en aktifmiş sonra hidrojen sonra gümüş sonra klor eksi diye burada vermişiz zaten ki soruda da mutlaka verir aktiflik sıralamasını verir işte elektron verme eğilimi der bu şekilde sıralamayı verir. Bu sıralama verildiği zaman bakın eksi olanlarla diğerleri arasında bir çizgi çekiyorsunuz bir çizgi. Bu çizgiyi çektikten sonra bu çizgiye kim yakınsa o önce yükseltgenir ve indirgenir. Bakın kim yakın bu çizgi? AG. AG artı katotta öncelikle o indirgenecek. AG artı indirgenirse AG katısı oluşur. Klor eksi anotta önce klor kloreksi yükseltgenecek. Kloreksi yükseltgenirse de klor gazı oluşur. Dolayısıyla bu şekilde hangisinin önce geleceğini tespit edebiliyoruz. Gümüşlerin hepsi biterse daha sonra hidrojen indirgenecek. İşte klorların hepsi bittikten sonra OH yükseltgenecek gibi. Ama öncelikle öncelikle bu maddeler içerisinde bakın bu çizgiye eksiyle diğerler arasında bir çizgi çekiyorsunuz. Ona en yakın olan önce açığa çıkıyor. Yani neden böyle? E çünkü bakın burada eksi yüklü anotta ne olacak? Yükseltgenme. E yükseltgenme potansiyeli kimin büyük bu üçü arasında? Bu üçü arasında klorun büyük. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan önce yükseltgeniyor. E bu üçü de indirgeniyor. İndirgenme potansiyeli büyük olan kim? AG. Bakın burada yükseltgenme potansiyeli sıralaması var. Potasyumun yükseltgenme potansiyeli en yüksek olduğu için indirgenmesi en düşüktür. İndirgenmesi bu üçü arasında en yüksek olan gümüştür. O yüzden gümüş önce açığa çıkar diyebiliriz. Devam edelim. Suyun elektrolizi, biz şimdi saf suyu elektroliz edebiliyoruz. Saf suyun elektrolizinde Hofmann voltmetresi kullanılıyor. Ve saf su bildiğiniz gibi suda H artı ve OH eksi olarak iyonlarına ayrışır. Ve elektroliz hücresinde anottan oksijen, katottan da H2 gazı açığa çıkar birikir. Ve aynı koşullarda oluşan oksijen gazının hacmi, oluşan H2 gazının hacminin yarısıdır. Bakın suyun elektroliziyle ilgili bir soru beklemiyorum ama gelirse şunu yazın öncelikle. Şimdi su bildiğimiz H2O. Şimdi hidrojen ve oksijen H2 ve O2 gazları açığa çıkacak değil mi? Bunları bir kere yazın. H2O'dan H2 ve O2 gazları açığa çıkar. E tepkimeyi yazdığımız zaman bakın 2 tane hidrojen 2 hidrojen eşit. 1 oksijen e burayı 1 bölü 2 ile çarpmamız lazım. Yani suyun elektrolis tepkimesi. Bakın H2O suyu yazdınız. Hangi gazlar açığa çıkacak? H2 ve O2 bunları yazıyorsunuz. H2 ve O2. Ve bakın 2 hidrojen var 2 hidrojen 1 oksijen var. Burayı 1 bölü 2 ile çarptım. E dolayısıyla e bunlar gaz zaten. Gaz, gaz. E gazların katsayılarıyla molleri, işte hacimleri doğru orantılıdır. Örneğin oksijen gazından atıyorum 10 litre oluşmuşsa H2 gazından bakın 1 bölü 2 10 ise 1'e 20'dir. 20 litre oluşur. Bakın burada da H2 gazının hacmi oksijen gazının hacminin 2 katıdır. H2 gazının hacmi oksijen gazının hacminin 2 katıdır. E şimdi H artı OH eksi. H artı H2'ye dönüşürken artı 1'den 0'a ne oluyor? indirgeniyor. Şimdi indirgenme tepkimesi nerede gerçekleşir? Katotta. O zaman katotta H2 gazının açığa çıkacağını buradan buluyorsun. E diğer taraftan da anotta O2 gaz açığa çıkar diyorsun ve bu şekilde yaklaşıyorsun. Aynı zamanda su elektroliz edilirken ortama birkaç damla H2SO4 sülfürik asit ilave edilir. Bu katalizör görevi görür burada. Bu sayede işte tepkime daha hızlı gerçekleşir. Devam edelim. Şimdi burası önemli. Erimiş tuzların elektrolizi ve suda çözünen tuzların elektrolizi. Bunlar birbirinden farklıdır. Ama ana mantık aynıdır. Anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Zaten elektrolizin temel cümlesi bilmemiz gereken cümle bu. Anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Peki erimiş tuzların elektrolizi ile suda çözülen tuzların elektrolizi arasında ne fark var? Şimdi erimiş tuz örneğin sodyum klorür sıvısı gibi bir tuz. Sodyum klorürü sıvı hale getirdik ama bakın burada su yok. Yani ortamda su bulunmadığından sadece sıvı hale getirilmiş tuzların anyon ve katyonları bulunur. E o zaman sodyum klorür sıvı hale getirirsem sodyum artı ve klor eksi olarak iyonlarına ayrışır. Ve anyonlar anotta birikir. Anotta. Dolayısıyla klor eksi anot tarafına gidecek. Anotta. O zaman klor eksi anotta yükseltgenecek. Ve klor eksi yükseltgendiği zaman klor gazı açığa çıkar. Cl2 gazı açığa çıkar. Artı yükseltgenmede elektron açığa çıkıyordu. Bakın bir tanesi için bir elektron ama iki tane klor var. İki elektron açığa çıkar. Şöyle iki klor yazdım. Bu şekilde eşitledim. Katyonlar da katotta indirgenecek. Sodyum artı da katot tarafına gitti. Burada sodyum artı bir elektron alarak sodyum katısını oluşturdu. Tamam. Yani tepkimeler bu şekilde yazılabilir. İsterseniz işte burada eşitleyip elektron sayıları eşitleyip net tepkimeyi de bulabiliriz. Katotta indirgenme gerçekleşiyor. Bakın katyonlar katotta indirgeniyor. Anyonlarda anotta yükseltgenir. Yükseltgenirken elektron verilir, indirgenirken elektron alınır. Ama sulu çözeltilerde bir de ortama sudan gelen iyonlar vardır. Yani ortama tuzdan gelen iyonlardan başka bir de sudan gelen H artı ve OH eksi iyonları bulunur. E bu durumda onları da dikkate almak zorundasın. Örneğin sodyum klorür sıvı değil de suya atarsan. Şimdi suda bakın sodyum klorürden sodyum artı iyonu gelecek. Sodyum artı. E bir de sudan haşartı iyonu gelecek katot tarafına. Katyonlar katota gitti. E klor eksi anota doğru gitti. Bir de sudan gelen OH eksi olacaktır. Şimdi burada soru şu. Katotta sodyum artı mı önce indirgenecek H artı mı? E ne diyorduk? Eksi ile diğerleri arasında bir çizgi çek. Çektim çizgiyi. Önce bu maddeler açığa çıkar. O zaman H artı mı sodyum artı mı katotta önce indirgenecek? Haşartı önce indirgenecek. Yani katotta haşartı öncelikle işte bir elektron alarak H2 gazı açığa çıkar. Bir tanesi için bir elektron, iki tanesi için iki elektron olacak. Dolayısıyla katotta bu tepkime gerçekleşecek. Bakın diğer sıvıda bu tepkime gerçekleşmişti. Anotta ise yine aynı tepkime gerçekleşiyor burada. Klor eksi yükseltgeniyor. Klor gazı açığa çıkıyor. İşte iki elektron vererek diyelim. Bu şekilde tepkime gerçekleşiyor. Sıvı olduğu zaman klor gazı ve sodyum katısı oluştu. Ama sulu çözeltide de klor gazı ve H2 gazı açığa çıktı. Devam edelim. Peki bu elektroliz oluyor ama ne kadar madde oluşuyor? Kaç dakika sürüyor? Kaç saniye sürüyor? Bunları nasıl hesaplayacağız? Bunları Faraday kanunlarıyla hesaplıyoruz. Faraday'ın burada iki tane kanunu var. Öncelikle birinci kanuna göre anot ve katotta toplanacak madde miktarı yani kütle devreden geçen yük miktarı ile doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır. Yani ne demek bu? Siz bir elektroliz devresine ne kadar elektrik gönderirseniz o kadar madde açığa çıkar. Ya mantıklı zaten. Ne kadar çok elektrik enerjisi verirseniz o kadar çok madde açığa çıkıyor. Madde oluşuyor. Bu kanuna göre de aynı zamanda Avogadro sayısı kadar yani 1 mol elektron içeren yük miktarına bir faraday diyoruz. Ve 1 mol elektron 1 faraday eşit. O da 96.485 klompa eşit. Ancak sorularda kolaylık olsun diye genellikle 96.500 klomp alınır. Soru da size bu değer verilir. Yani parantez içerisinde der ki işte bir faraday 96.500 klomp alınız. Ya da işte 1 mol elektron 96.500 klomp alınız gibi bu değeri size verir. Burada bilmeniz gereken formül şu. Devreden geçen elektrik yük miktarı yani Q. Q burada işte klomp cinsinden yük miktarını ifade ediyor. Elektrik yük miktarı klomp cinsinden. Q eşittir I çarpı T. I burada akım şiddeti amper cinsinden. T de burada zaman ancak saniye cinsinden. Saniye. Özellikle T'nin birimine burada dikkat edin. Saniye cinsinden. Q eşittir I çarpı T. Q eşittir I çarpı T. Ya yani bunu işte kıt diye de işte kodlaması kodlanabiliyor. Q eşittir I çarpı T kıt diye de düşünebilirsiniz. Bir de şöyle bir formülümüz var ama bu formülü pek kullanmanızı önermiyorum. Gerekli bir formül değil. Birazdan bununla ilgili örnek soru çözerken bu formülü kullanmamıza gerek olmadığını göreceğiz. Ama görmüş olalım. Şimdi elektrolizde açığa çıkan madde miktarı yani M değerini, M kütleyi doğrudan şöyle bulabiliyorsunuz. Q çarpı A bölü 96.485 çarpı Z. Q burada devreden geçen yük miktarı kulomb cinsinden. MA mol kütlesi. Z ise tesir değerli. Yani alınan veya verilen elektron sayısı. Bu formülden doğrudan bulabilirsin ama dediğim gibi kullanılmaya, ezberlenmeye gerek olmayan bir formül. Şimdi örnek buradaki örnek soruyla bunu anlatacağım gerek olmadığına. Bir de ikinci kanunu görelim. İkinci kanun da seri bağlı kaplarla ilgili. Seri bağlı kaplarda bakın burada seri bağlı iki tane kap var. Bu üç tane dört tane de olabilirdi fark etmez. Devreden geçen elektrik yükü miktarı her zaman eşittir üreteçten gelen akım neyse kaplardan aynı miktarda geçer. Yani örneğin şu birinci kabın işte anot tarafında bir mol ya da bir faraday elektrik akımı geçiyorsa buradan da bir faraday geçer. Buradan da bir faraday. Buradan da bir faraday. Yok iki faraday geçiyorsa hepsinden iki faraday. Yani burada seri bağlı kaplarda tüm anot ve katotta aynı miktarda elektrik yükü geçer. Bu da ikinci kan Şimdi örnek bir soru. Kalsiyum ve alüminyum iyonları içeren seri bağlı iki elektroliz hücresinden yeteri kadar elektrik yükü geçirildiğinde Birinci kabın katodunda 24 gram kalsiyum katısı toplanmaktadır. Buna göre ikinci kabın katodunda toplanan alüminyum katısı kaç gramdır diye soruyor. Şimdi birinci kabın katodunda kim toplanacak? Katyonlar katotta indir indirgenir. Katyon kim? Kalsiyum 2 artı. Kalsiyum 2 artı iyonu katotta birinci kabın katodunda şöyle birinci kabın katodunda diyelim. Kalsiyum 2 artı 2 elektron alarak kalsiyum katısını oluşturuyor. Peki kaç gram toplanmış kalsiyum katısı? 24 gram. Buradan molünü bulalım. N eşittir. 24 bölü MA'sı kaç? 40. Her iki tarafı 4'e böldüm. 6. 4'e böldüm. 10. 6 bölü 10 da 0,6 mol kalsiyum toplanmış. İşte 24 gram 0,6 mol. Şimdi bakın şöyle yapıyoruz. Bir kas sayısına 0,6 mol oluşmuşsa iki kas sayısına demek ki devreden 1,2 mol elektrik akımı geçmiş. 1,2 mol. Ya da 1,2 faraday da düşünebilirsiniz. O zaman buradan 1,2 mol geçmişse buradan da örneğin 1,2 moldür. Buradan da 1,2'dir. Buradan da 1,2'dir. Şimdi ikinci kabın katotunda ikinci kabın katotunda katyon olan alüminyum 3 artı. Alüminyum 3 artı 3 elektron alarak yani buradaki yükü kadar elektron alarak alüminyum katısını oluşturacak. Bakın burada işte dikkat edeceğiniz nokta burası. Şimdi burada devreden geçen yük miktarı eşitlemedik mi? Kaç o? Örneğin buranın katodu diyelim ki şurası. Kaç buradaki geçen yük? 1,2 mol elektrik akımı geçiyor. O zaman buraya getirip 1,2 mol yazıyoruz. Yani şunu yapmayın sakın. Ya iki kat sayısına 1,2 o zaman işte 3 kat sayısına 1,8 derseniz gittiniz. Tamam orada yanlış yapmış olursunuz. Devreden geçen yük miktarları aynı. Burada kat sayı işte elektrik akımı oranı diye bir şey yok. 1,2 mol geçiyor. Buradan da 1,2 mol yazıyorsunuz. Tamam. Şimdi burada ama 3'e kendi içinde 3'e 1,2 ise 1'e 0,4 mol alüminyum oluşur. Kaç gram olduğunu soruyor. O da 0,4 eşittir. M bölü emansı 27. 27 buradan da 27'yi 4 ile çarparsak 108. 1, geri gel 11,8 gram alüminyum katısı toplanır diyebiliriz. Devam edelim. Metal kaplamacılık ünitenin sonunda önemsiz bir kısımmış gibi duruyor ancak geçmiş yıllarda doğrudan buradan soru geldi. O yüzden hani her nokta önemli hani buradan soru gelmez diye bir şey yok her yerden soru gelebilir. Tabii ki önemli kısımlar var soru gelme ihtimali yüksek olan kısımlar var ama her yerden soru gelebilir bütünlükte olarak çalışmak gerekiyor. Şimdi metal kaplamacılık neden kaplama yapıyoruz? Öncelikle Oradaki maddeyi korumak için, örneğin çatalı korumak için kaplamacılık yapıyoruz. Aynı zamanda güzel görüntüsü için de kullanılıyor. Örneğin çatalı işte gümüşle kaplıyoruz. İşte gümüş çatal veya altın çatal gibi. Kaplamacılıkta işte altın, gümüş, krom, nikel, bakır gibi metaller kullanılıyor. Burada kaplama nasıl yapılıyor? Şimdi elektrolizle yapılıyor. Konumuz zaten elektroliz. Elektrolizle yapılıyor. Elektrik enerjisi kullanarak işte örneğin gümüşü çatalın üzerine kaplıyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu? Şimdi burada şuna dikkat edelim. Metalle kaplama işleminde kimi kaplayacağız? Burada bakın mesela örnekte çatalı kaplamak istiyoruz. Yani kaplanacak madde elektroliz kabında katota yerleştirilir. Katota. Kaplayacak madde ise işte neyle kaplamak istiyoruz? Mesela burada çatalı işte gümüşle kaplamak istiyoruz veya altın olabilirdi. Onu da kaplayacak olan metali de anota yerleştiriyoruz. Anot elektrot olarak görev yapıyor. Kaplayacağımız madde işte çatal olur, bıçak olur, kaşık olur bunları katota yerleştiriyoruz. Katota kaplayacağımız madde işte gümüşü, altın, işte krom neyse bunu da anota yerleştiriyoruz. Ve burada işte anot katotu bu şekilde işte anot katotu bu şekilde yerleştiriyoruz. İşte güç kaynağını burada veriyoruz. Elektrik enerjisi dışarıdan vereceğiz. Ve elektrolit olarak da çözelti olarak da çözelti olarak da burada anotta yani kaplayacağın madde ne seçtiysen onun iyonunu içeren bir tuz atıyorsun. Mesela gümüşle mi kaplayacaksın? O zaman gümüş artı iyonu içeren örneğin gümüş nitrat gibi bir tuz atıyorsun. Ve bu şekilde sistemimizi kuruyoruz. Bu sistemde işte çatalımız katot oldu. Katot. Gümüş metali burada anot olarak seçildi. Ve elektrolitik hücrede çözelti olarak da gümüş iyonu içeren çözelti kullandık. Şimdi burada bu sistemi kurduk ve dışarıdan elektrik enerjisi vermeye başladığımız zaman yine anotta yükseltgenme oluyor. Katotta indirgenme oluyor. Anot gitgide yükseltgenirken Ag artı iyonlarını veriyor. Daha sonra burada gelen elektronlarla Ag artı indirgeniyor ve Ag katısı burada çatalın üzerinde başlıyor toplanmaya, kaplanmaya başlıyor. Ve çatal yeterince süre beklendiği zaman yeterince maddede olduğu durumda komple burada gümüşle kaplanmış oluyor ve olay gerçekleşmiş oluyor. Sulu çözelti içindeki gümüş iyonları katota gider katota gider ve element halinde birikerek kaplama olayını gerçekleştirmiş olur. Ve son olarak korozyon. Şimdi metallerin veya alışımların yani metal metal karışımların işte çeşitli etkiler sonucunda işte bu suyla olabilir havadaki oksijenden olabilir. Kimyasal olarak aşınmasına korozyon denir. Korozyon. Yani paslanma, çürüme gibi şu şekilde gördüğünüz gibi olaylara biz korozyon diyoruz. İşte demir bir çivinin üzerinde oluşan pas, gümüş bir eşyanın kararması, bakır bir kabın içinde oluşan yeşil tabakalar bunlar korozyon örnektir. Peki ne yapmamız lazım korozyondan korunmak için? Örneğin boyama yapabiliriz veya başka bir metal ile kaplama yapabiliriz. İşte galvanize edebiliriz. Galvanize etme yönteminde korozyona uğraması istenmeyen metalin yüzeyi düzgün, çok ince ve çatlaksız çinko ile kaplanıyor. Yani galvanize etmede çinko kullanılıyor. Son üçüncü yöntem önemli. Burada da kurban elektrot kullanma katotik koruma yapıyoruz. Ne bu? Bir metali korozyondan korumak için o metale yani korozyondan korumak istediğimiz metale aktifliği bu metalden daha fazla olan bir metal bağlıyoruz. Ve bağlanan bu metale de kurban elektrot, kurban elektrot ya da kurban anot adını veriyoruz. Mesela demiri mi korumak istiyoruz? İşte demire demirden aktifliği daha yüksek olan bir metal bağlıyoruz ve demir bu şekilde korunmuş oluyor. Yani burada bağladığımız madde burada aşınmış oluyor ama demiri korumuş oluyoruz. Burada aktifliği daha yüksek olarak seçtiğimiz maddeye de kurban elektrot diyoruz. Bununla birlikte konu kısmımızı bitirmiş olduk. Kimya ve elektrik ünitesinde bitirmiş olduk. Şimdi ÖSYM tarzı örnek sorularla devam edelim. Kalsiyum klorür ile hazırlanan sulu çözelti 19,3 saat boyunca 10 amperlik akımla elektroliz edildiğinde katotta kaç gram kalsiyum metali birikir? Kalsiyumun mol kütlesi 40 gram, 1 faradayda 96500 kolon diyor. Şimdi buradaki şu formülü hemen kullanmamız gerekiyor. Q eşittir I çarpı T. Şimdi Q yani devreden geçen yükü coulomb cinsinden bulalım. Kaç amperlik akım geçiyormuş? 10 amperlik. I yerine 10 yazdım. Çarpı burada zaman saniye cinsinden ama bize saat cinsinden vermiş. Şimdi biliyoruz ki 1 saat 1 saat 60 dakika, 60 dakika. E 1 dakikada 60 saniye, 60 saniye. Şöyle s yazalım. O zaman 1 saat 1 saat 3600 saniye. O zaman 19,3 saat eşittir 19,3 çarpı 3600'dür. Şöyle yazalım. 10 çarpı 19,3 çarpı 3600. Şöyle düzenleyelim. Q eşittir. 19,3 ile 10'u çarparsak 193. 193. Şu iki sıfırı da yanına yazalım. Şöyle 19.300 olsun. Çarpı 36. Böyle kalsın. Tamam. Bir sıfırı şurayı virgülü kurtardım. İki sıfırı da buraya yaz. Şimdi bu kadar yük geçiyormuş. Bu kadar klomp yük geçiyor. E biz biliyoruz ki 1 faraday yani 1 faradayda 1 moldür. 1 mollük elektrik akımı 96.500 klon. Acaba bizim 19.300 çarpı 36 klombumuz kaç mol? Buradan soru işareti eşittir. 19.300 çarpı 36 bölü 96.500'den. Şimdi 965 193'ün 5 katı. Şu iki sıfır attık attık. Şöyle 1'e 5. 36 bölü 5'te işte 72 bölü 10'dan 7,2 mol demek ki elektrik akımı geçmiş. Şimdi kalsiyum klorür. Şimdi katotta kim indirgeniyor? Öncelikle kalsiyum klorür şöyle yazalım. Kalsiyum klorür sulu çözelsinde kalsiyum klorür. Kalsiyum 2 artı ve klor eksi olarak iyonlarını arayacak. Ve katotta katyon olan kalsiyum 2 artı 2 elektron olarak kalsiyum katısını oluşturacak. Şimdi burada devreden geçen yük olan 7,2 mol. Şuraya getirip yazıyoruz. Devreden geçen yük. Elektronun altına yazıyoruz. 7,2 mol. 2'ye 7,2 ise 1'e 3,6 mol demek ki oluşmuş. Kaç gram diye soruyor. E, en eşittir M bölü 3,6 eşittir. M bölü MA'sı da 40. 40. Buradan M 0 virgül atsın. 36 ile de 4'ü çarparsak 72, 72 çarpı 2'den 144 gram. Demek ki kalsiyum metali oluşuyormuş. Cevap da C şıkkıdır. Devam edelim. Bir başka örnek soru. Şimdi uygun şartlar sağlanarak eriyik haldeki. Şimdi eriyik halde ne demek? Sıvı halde demek. Sıvı haldeki iridiumun klorür bileşi elektroliz edilmektedir. Bu bileşiğin 2 amperlik akımla 965 dakika süreyle elektrolizi sonucunda katotta 115,2 gram iridium toplanmaktadır. Bu bilgilere göre iridiumun klorür bileşindeki iridiumun yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Yine Q eşittir I çarpı T formülümüzü kullanalım. E, Q eşittir I 2 ampermiş. 2 çarpı. T dakika. E, 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyoruz. O zaman 965 dakika. 965 çarpı 60'tır. Buradan şimdi biz bu kadar klomp. E, 1 molün de 1 faradayında 96.500 klomp olduğunu biliyoruz. Şimdi 1 mol 1 mol 96.500 klomp iki 2 çarpı 965 çarpı 60 klomp kaç moldur? Buradan soru işareti eşittir. 2 çarpı 965 çarpı 60 bölü 96500. Şimdi buradan 965, 965 gitti. Birer sıfır da şöyle gitsin. Alt tarafta 10 kaldı. Sadece şu kaldı. 6 çarpı 2, 12. 12 bölü 10'dan 1,2 mollük elektrik akımı geçiyormuş. Aynı zamanda da 115,2 gram iridium toplanıyormuş. E buradan kaç mol olduğunu bulalım bu iridiumun. 115,2 bölü. Emas'ta bakın 192. 192. Şimdi 115,2'yi 192'ye bölersek 0,6 geliyor. Demek ki 0,6 mol madde oluşuyor. Şimdi iridyum klorür bileşiği şöyle ki iridyum klorür. Mesela iridium'u yüksel klor eksi 1'dir zaten. İridyum bilmiyoruz. X olsun. İridyum klorür şöyle X olsun. O zaman iridyum iridyum X artı X tane elektron alarak X tane elektron alarak iridyumu oluşturuyor bu tepkimede. Şimdi oluşan iridyumun molü 0,6 mol. 0,6 mol. Devreden geçen yük 1,2 mol. 1,2 mol. O zaman katsayı oranına göre 1'e 0,6 ise demek ki x değeri 2'ymiş. O zaman iridyum artı 2 değerlikliymiş. O zaman cevap da D şıkkıdır diyebiliriz. Bununla birlikte elektroliz ve aynı zamanda kimya ve elektrik ünitesini bitirmiş olduk. Bir sonraki derste karbon kimyasına girişle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. iyi dersler.